omuzu yere serdi. Onu korumaya yemin etmiştin. Onurun toprağı dekiliyor. Hepinize merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım keyifler de yerindedir. Yine bir Leysin videosu, Havuz Partisi Leysin. Bu videoyu sonradan seslendireceğim. Güzel bir video, bayağı uzun bir video. Oynarken de bayağı zorlandık, üst attık. 140-150 puanlarda falanız tam olarak. Bayağı zor bir video olduğu için, hani oyun zor olduğu için. Arkada ses vardı, videonun yarısında sesi kapattım fokuslanmak için, yoksa kaybedecektik. O yüzden sonradan seslendireceğim bu videoyu. Videonun başında bir like atarsanız sevinirim. Havuz Partisi Leysin kostümüyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız şöyle bir 1000 like atarsanız Havuz Partisi Leysin videoları gelir. Bu arada Avrupa sıralamasında 4 tane şampiyonda sıralamaya girmişim. Evelin'de ilk yüzdeyim, Ahri'de ilk yüzdeyim, Rengar'da ilk yüzdeyim, Leysin'e de ilk 20'deyim şu an itibariyle. Onun da haberini vereyim. Bu arada benim Doğu girdiğim arkadaşım Challenger oldu. Artık Doğu giremiyoruz. Dün girdik Doğu. Challenger'a çıktı, bıraktı. Ben yine düştüm 100 puanlara. Bu videoda 140-150 puanlardayız. Yani oyunun eşleşebileceği maksimum elo. 500 puan insan da bu elo'da eşleşiyor. 600 puan insan da bu elo'da. 1000 puan insan da bu elo'da eşleşiyor. Yani şu an maksimum elo'dayız bu videoda. O yüzden bayağı güzel bir maç, izlerken zevk alırsınız. Ben de kendimi yorumlayacağım. Eksiklerimi, hatalarımı falan söyleyeceğim. Beraber tartışır, konuşmuş oluruz. Burada Wukong agresif deniyorum yengeç için. Biliyorsunuz yengeçler önemli. Wukong'u darladık. Bedava yengeç. Alttaki yengeç duruyor. Bu yengeçten sonra büyük ihtimal maviyi almadan direkt alt yengece gideceğim. Aynen öyle. Bu arada siz tam bu videoyu izlerken ben Instagram'a bir tane Havuz Partisi Leysin'le Penta videosu paylaştım. Havuz Partisi Leysin'le Penta attım. Onun da videosunu paylaştım. Hakkında değil, yorumlar kısmına sabitlerim. Instagram ismim alt tarafta yazıyor zaten şu an. En alt ekranda gördüğünüz üzere. Instagram'dan takip ederek videoya ulaşabilirsiniz. Aha, mavisi var. Maviyi çaldı baba. Keser miyiz peki bu Kong'u? W kullandı. Kaçar. Kaçtı. Olsun, mavisini çaldık. 5 leveliz. Akali gerek var mıydı? Hiç gerek yoktu. Öldü değil mi? Öldü. Hasar etmiyor. Leysin çok güçsüz arkadaşlar. Hasar konusunda gerçekten güçsüz. Bayağı nöflenmiş bir şar zaten. Yüksek elo'da eskisi kadar oynanmıyor. Ben kostüm çıktı diye arka arkaya Leysin spamlıyorum ama sizin oynamanızı tavsiye etmem. Ne diyorduk? Penta videosu attım Instagram hesabıma. Aşağıda Instagram'ım yazıyor. Yorumlar kısmına da link sabitlerim. Sizden bir ricam, videoya bir tane yorum atmanız. Her izleyen Instagram hesabımdaki Penta videosuna bir yorum atarsa çok güzel olur. Şimdiden teşekkürler. Evet, şimdi kendimizi yorumlayalım. Dakika 3, skor 3-3. Gayet makul bir skor. Redimiz çıkmış, redimizi almaya gidiyoruz. Top lane'de bir dövüş var. Karşı tarafta pikleri şöyle bir yorumlayalım. Karşı tarafta APC Ziggs var. ADC'leri yok. ADC yerine APC yapmışlar. Yani Ziggs çekmişler ADC niyetine. 0-1-0-1 duo lane'imiz var şu an. Evet, Lulu bir daha öldü. Güzel agresif. Ya kesemeyeceğiz zaten Orianna'yı midde, biliyorum ama elimizden geldiği kadar adam agresif deniyorum ki midde darlansın böyle. Midi darlamak önemli. Mid oyunun ciğeri, kalbi, yüreği. O yüzden midi darlamak bayağı önemli bir etken. Mob oyunlarda özellikle. Direkt Hejder'a başlıyorum. Top lane adamların dual lane'i yani. Darlıyor. Büyük ihtimal bırakacağız. Hejder'i bıraktık. ADC Ziggs, yani APC Ziggs bizi darlayabilir.
Fizz bir ulti. Fizz diyorum lan, pardon, Zix. Ben Fizz mi dedim? Büyük ihtimalle Fizz dedim, Zix. Çok pardon. Fizz, Zix. Bu aralar çok Fizz geliyor karşıma. Aklımda kalmış. Çok güzel savaş. Akali, helal lan Akali. Mükemmel bir savaş. Burayı topladık. Direkt ejder'e giriyoruz. Skor 6-5. Dakika 4. 6'ya 5. 3 tane asist var bizde. Gayet güzel. Free ejder'imizi alıp hemen base'liyoruz arkadaşlar. Lee Sin oynarken önemli etkenlerden bir tanesi ölmemek. Yani ben o fight'a girer, o adamı keser sonra öldürürüm diyorsan girmeyeceksin aga. Ölmeyeceksin yani. Bir şekilde ölmeyeceksin. Yani zor bir şey değil. Ölme. Lee Sin oynarken ölme. Wukong oynarken de ölme. Ölmemek çok önemli bir etken bu oyunda. Bazı videolarda şey, abi takım arkadaşını satıyorsun. Abi adamı sattın. Satmak değil yani. Öngörme yapıyorum. Bakıyorum biz dalarsak ölürüz. O zaman direkt kaçıyorum yani. Çünkü öleceğiz yani. Ölmenin hiçbir anlamı yok. Ölmediğiniz sürece her türlüsü bu oyunda worth. Haberiniz olsun. Lig yükselmek istiyorsanız ölmeyin. Sadece ölmemek üzerine oynayın. Yok ben şuraya dalayım. 3 vs 1 ikisini keser ölürüm muhabbetine de girmeyin. Ölmeyin aga. Direkt Herald'a başlıyorum fırsattan. İstifade bak. Darius aşağıya puşluyor. Bu arada webcam siparişi verdim. Büyük ihtimal haftaya ya da sonraki hafta webcamle videolar gelir. Webcam bugün yarın gelir de. Top dual lane çok fitledi bizim ya. Helal Akali. Bizim dual lane çok fitledi baba adamları. Orada bir double'ım var gibi sanki. Ultim de duruyor. Nice dodge. Kule altına döndü ya. Bence saçma. Buna ulti atsam ölmez şu an. Bak Q tutturmaya hiç ya. Q flash ulti Q yapıp kesecektim. Wukong kapattı önünü. Güzel. Direkt ulti atsam ölmezdi. Çok az bir canla kaçardı. Gerek yok. Nice. Evet. Görebileceğiniz en iyi Lee Sin oyuncusu. Çok unlucky oldu ya. Direkt ulti atsam büyük ihtimal Alistar ölmeyecekti. Orada Q'ya beklettim. Q flash ulti Q yapacaktım. Teklemiş olacaktım ama Wukong güzel takip etti. O saatten sonra da kaçma gibi bir şansım yoktu. Vurabildiğim kadar vurdum mantıklı olarak. İlk item Draktar'ımızı bitirdik. İkinci item Yoğumu'ya gidiyoruz. Aslında ölümsüzlük de alabilirmişim. Yoğumu mu diyorum? O üçlü kuvvet. Ben var ya arkadaşlar şu an saate bakıyorum. 08:39. Bunun sesini kaydedip büyük ihtimalle video yüklemeye bırakıp kafayı koyar uyurum. Kendimde değilim. Yanlış item, yanlış karakter ismi söylersem hiç kusura bakmayın. Sabahtan beri oyun oynuyorum. Yine düştük 100 puan. Arkadaş oldu challenger. Zix öl artık lan. Şak, güzel, çok iyi. O da ölürse çok iyi. Ölmez ki. Aha, çok güzel insek attım lan, hiç beklemiyordum. Çok iyi, çok iyi. O inseyi beklemiyordum. Orada güzel düşünmüşüm. Aha bu Kong hepimizi keser. Oy 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 oy. Aldı double'ını. Baba topuk kaç kaç. Bir şekilde beni de öldürürse triple çok kötü olur. Tamam güzel, kaçtık biz. Gayet iyi. Mavimiz var da basar mı maviye? Takip eder. Büyük ihtimalle takip edecek gibi. Yo etmedi, gayet iyi, güzel. Beleş mavi aga. Hemen orayı da keselim. Bu arada Herald'ımız hala duruyor. Büyük ihtimal ikinci Dragon'da kullanacağım. Şu an öyle düşünüyorum. Bir challenger olamadım. Lan 4 tane hero'da ilk yüzdeyim arkadaşlar. Evelyn, Ahri, Rengar, Lee Sin. Lee Sin'de ilk 20. Ahri'de 101.'yim. Rengar'da 102.'yim. Evelyn'de de 105.'yim. Yine de challenger olamıyorum. 230 puan oluyorum. 240 puan oluyorum. Ama challenger gelmiyor. Challenger 250 puan. 200 oluyoruz. 230, 240. O son maç gelmiyor. 4 kere son maçtan döndük. Sezon bitmeden challenger olacağız da solo çok zorluyor ya.
Duo giriyordum işte arkadaşla. 9000 streak yaptık. Şerefsiz 9000 streak sonunda challenger oldu. Baba yine kaldı solaya. Baba solaya kalınca yine başladı lost streakler falan. Çok zor solada ya. Adama mid geliyor. Mid oynamayı bilmiyor. ADC geliyor. ADC ile maçı yok. Biri sup oynamam diyor. Supa şey çekiyor. Timo falan çekiyor. Solo dünyası çok ayrı bir mantık. Hani duo ve trio challenger'a çıkmak bebek oyuncağı. Zaten 150-200 maçta çıkıyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki git o zaman duo trio'ya gir. Ben duo trio'ya girsem konular çok farklı yere gidiyor. Mobile Legends'ta bu şekilde takımlar kurdum falan. Birçok oyuncuyu, tanınmayan oyuncuyu ülkeye tanıttım bir nevi. Yani insanları tanır hale getirdim. Sonrasında hep sırtımızdan vurdular, küfür ettiler. İşte prim yapmaya çalıştılar, YouTube kanalları açtılar. Aynılarını yaşamamak için olabildiği kadar sola takılmaya çalışıyorum. Şu an yanıma 2 kişi alıp 3 kişi oyun oynasak, hepimiz challenger'a çıksak, siz videolardan göreceksiniz. Göre göre o insan alışacaksınız. Sonra abi daha çok video gelsin. Aha Zix ölür mü? Çok iyi. Çok iyi fokus almışım ya bu oyun. O da ölürse vur oğlum. Ölmedim yine. W ile üstüne atlasam zıplatacak diye atlamadım büyük ihtimalle. İyi. 3-1-4 skorumuz var. Gayet güzel. Ne diyorduk? Ben trio'ya girsem yanımdaki kişiler belli bir süre sonra, 1 ay sonra, 2 ay sonra ister istemez tanınacaklar. Ondan sonra adam bir tartışma olur, hemen bana sallar falan. O tür hani tartışma muhabbetleridir, prim muhabbetleridir hiç girmek istemiyorum. Şu an benim kanalım top 3'te Wildrift kategorisinde en iyi ilk 3 kanal arasından birisiyimdir. Ya da 4 falan. O yüzden yok şuna laf atmış, yok buna laf atmış gibi muhabbetlere girmemek için. Şu an duo trio'ya girsem ileride bu muhabbetleri yaşayacağım için hiç gerek duymuyorum, o yüzden sola devam. Devam ki. Ama siz duo trio girerseniz daha rahat challenger olabilirsiniz bu arada. Ne yapıyorlar size söyleyeyim. Ben birkaç kişiyi takip ediyorum. Bir tanesi ormana geçiyor. Biri mid'e gidiyor, biri top lane'e geçiyor. Duo lane'i boş verin arkadaşlar. Duo lane randomlara gelsin. 3 girin. Biriniz mid'e, biriniz top lane'e, biriniz ormana gitsin. Kesinlikle taşıyabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Özellikle top lane'de oynayan adam Garen falan, Malphite falan çekerse çok rahat oyun kazanabilirsiniz. En kötü hani oyunculuğunuz kötüyse, abi bende challenger olacak oyunculuk yok diyorsanız da Grandmaster'a kadar falan çıkarsınız, ben size söyleyeyim. Hatta Master, en kötü Master olursunuz yani. Elmas'tan çıkarsınız ama nereye kadar giderseniz o sizin oyunculuğunuza kalmış artık. Oyun bilginize, oyun yönetiminize falan kalmış. Ama ben tavsiye ederim 3 girmenizi, daha rahat oyun kazandırıyor, denendi. Duo girdiğimde bile 9-10 win streak yapıyordum. Ki arkadaş challenger oldu şu an 260 puan. Burada 3-1-5 de Lulu'nun ultisi biraz gereksiz miydi? O ulti akaleye atılabilirdi sanki. O öleceğim. Öldüm lan. Çok kötü savaş. Bu arada duo lane'e bak, 0-4 Corki, 1-5 Lulu. Toplamda 1-9 skorları var, şuna bak. 3 kişi oynuyoruz oyunu şu an. Corki'nin oyuna yararı hiç yok. Lulu 5 kere ölmüş. Otoban olmuş ya. Başlık çıktı. En kötü duo lane nasıl taşınır? Ölüp ölüp durmuşlar aga. Bir an bile harcama. 6-2 Wukong falan var karşıda. Aynen. Bir Wukong'ları güzel ya. Wukong'u da indirirsek bir şekilde kazanabiliriz de bizim duo lane worst diyebilirim ya. Bayağı kötü. Şu adamın hasarına bak. Öldük oğlum, öldük. Combo yaptı sadece. Bir de vurursa, ulti multi atsa. Allah rahmet eylesin. Bu savaşı kazanırsak güzel şeyler olabilir. Corki'ye bakıyor bir tık da Corki.
Ne kadar iyi tartışılır. Ben niye maviye dalıyorum hala? Benim burada maviye dalmam gereksizmiş. Ejder'a başladık çünkü bayağı dürttük adamları. Hepsinin canı... Oy, hasara bak. Akali'ye. Akali darlıyor. Hemen Ejder'i yılanlamak çok iyi. Ejder'i yılanladık. Akali tanklamış oldu Akali bir nevi ya. Bize Ejder'i aldırdı. Gayet word bir hareket. Kabul edilebilir. Nice. Korki kasıldı aslında ama hala Fiora'dan kule altına bir atak. Ölür o. Aha, ölmedi lan. Oğlum bu ne? Bugün bu maç çok unlucky olmuşuz ha. Hasar hesaplayamıyoruz tabii. Bayağıdır Lee Sin oynamadığımız için. Ama son 2 gündür kostüm çıktığından beri aktif olarak oynuyorum Lee Sin'i. Çok riskli bir ejder. Adamlar 3 kişi. Biz kaçız? Biz şu an 4'üz burada. Ziggs kötü ulti attı. Ne olacak lan? Çok heyecanlı. Hepimizin canı az. Aldık. Kaçabileceğiz mi? Ölmeyin. Kesin öldü. Aha, bu Kong'u düşürdük. Helal Akali lan. Aha. Ziggs'i de düşürdü. Oy, oha. Ne yapıyorsun oğlum? İnsek attım kaçmasın diye. Baba bu ayı ölmez ya. Kurban bayramı falan da değil ama. Aha. Hiç beklemiyordum. Penta penta penta. At pentanı kanka, tanklıyorum, gel. Tanklayamıyorum. Beni de keser. Merkezini. Aha, tanklıyorum kuleyi. Oy. Sattık. Satış. Q tutmadı, mesafesi yetmedi. Hadi Korki artık. Allah'ım. Korki sonunda ya. Sonunda Korki kill aldı. Helal lan Korki. Alt kuleyi de, alt kuleleri de açalım babacığım. Alta fokus. Yüksek eroda maçlar böyle geçiyor arkadaşlar sürekli ya. Zor kill. Zor kill değil gerçi. Bu maç otoban olmuş da. Normalde böyle 10 dakikada 5 kill falan çıkıyor toplamda. Ya da ilk ejdere kadar kill çıkmayan maçlar oluyor. Bayağı bir ter akıtıyoruz ya. Bir de kaybettim mi -20. Kazandım mı +10 geliyor. Kafayı yiyorsun ya, kafayı. Yani bir yerleri yumruklarsın. Ben diyeyim. +10 alıyorsun, -20 veriyorsun kaybettiğinde. Tam böyle var ya. Yastık mastık yumruklamalık olay. Orianna bariyer bastı. Çok iyi aga. Bu QW fake'ini her maç yapıyorum ben sık sık. Genelde ya flash almış oluyorum ya bariyer ya da skill alıyoruz yani ulti multi. Çok kötü ya. Alistar'a bak, bende bir aptallık var bu maç. Sürekli Alistar'ı darlıyorum. Adam Alistar oynuyor birader, ölmez. Sürekli bir Alistar'ı darlama çabasındayım gereksiz yere. Ben support darlamayı severim de Alistar olmamalı o support. Lulu olur. Nami falan olur yani. Alistar'ı darlamanın bir mantığı yok. Alistar beni baitleyip öldürttürüyor. Ama sonuç olarak Akali çok vuruyor. Evet, sonuç olarak Akali çok vuruyor. Akalimiz güzel de. Dual lane çöp biraz ya. Çok güzel. Yo, savaş çıkmayacak orada. 2-4 Korki. 1-6 Lulu. Korki ile Lulu aslında çok kötüydü maç başı. Biz oyunu toplayınca, Akali 4'te 4 falan alınca döndüler. Yoksa imkansızdı. 0-6-0-6 idi herhalde. 0-4-0-6 falan da onlar. Öyle bir şeydi. Çok kötü skorları vardı. Sizin videoyu başa alıp bakarsanız. Bu maçın bu hale gelmesinin sebebi 3 kişi oynamamız. Fiora, ben ve Akali. Güzel şey yapmışız, birbirimizi tamamlamışız. Kadim alıyoruz. Büyük ihtimal bait atacağız, evet. Bak ben bait bekliyorum şu an. Akali girdi. Gördüm Akali'yi. Ziggs fokus aga. Aga o Ziggs'i düşürün aga. Aga o Ziggs düşsün aga. Düşmedi, ben düştüm. Lulu bana ulti attı. Tanklayayım diye büyük ihtimalle. Ne oldu? Korki double aldı sonunda. Bak Ziggs kaçıyor.
Çok iyi. Benim flash boşa gitti. Bitsin artık oyun. Alttan... Oy! O ne? Alttan falan her yerden minyonlar geliyor. Artık bitsin. Korki öldü ya. Kim bitirecek aga? Aha biter biter. Çok fazla minyon var. Fiora kuleye fokus. Ben de kuleye fokus. Vur oğlum ve biter. Ölmedik. Çok iyi. Güzel güzel. Bayağı zevkli maçtı ya. 6673 Lee Sin puanımız olmuş. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. 157 puan olduk. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.